Selam arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. 14 ve 20 Eylül haftasındayız. Bu hafta gökyüzünde neler olacak? Önce 25 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak, onu söyleyeyim. 17'sinde ve güzel bir yeni ay, bereketli, toprak grubunda olduğu için bir de Satürn'den etki alıyor. Harika bir etkisi var. Hasat zamanıdır, Başak zamanı. Sonuç alma, verim, yani emeklerimizin karşılığını alma, verimlilik zamanıdır. Yeni ay videosunda bundan daha detaylı bahsettim ama şimdi şöyle bir haftaya göz atalım sizinle. Pazartesi günü Ay Aslan Burcu'nda başlayacağız haftaya. Salı günü de Ay Aslan Burcu'nda, akşam saat 21.37'ye kadar. Bu iki gün önemli. Şimdi özellikle pazartesi günü saat 15 sıralarında Merkür'le güzel bir açısı var. Bu arada önemli iş, görüşme, yazışma, düşünce, fikir üretmek için harika bir zaman. Öğle saatlerini değerlendirin. Sabah saatlerinde Ay Venüs'e kavuşacak. Aslan Burcu'nda güzellik, estetik, giyim, kuşam, bazı konularda işte alışverişlerle ilgili konularda da yine bazen biraz fazla abartı da verebilirim. Fakat Ay'ın Venüs'e kavuştuğu sabahlar uyumludur. Enerjiler çok naif akar. Biraz daha kendimizi iyi hissederiz, daha güzel, daha görünür olmak isteriz. Dolayısıyla güzel bir sabah olacak. Salı günü önemli bir açı var. Uranüs, Venüs karesi. Bu kare arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba günleri de etkili olacak. Aynı zamanda da bugün Güneş ve Plüton arasında üçgen bir açı var. Yani bu iki önemli açı, ikisi de salı günü gerçekleşiyor. Şimdi Uranüs, Venüs karesi. İkisi de sabit Aslan Boğa hattında, sabit grup uçlarda ve sabit grup uçlar arasında oluşan kara açılar inatçılık verir, sabitlik verir, gurur verir, ego verir, bazen de maddi konularda da aşırılık verebilir. Çünkü ikisi de parayı da temsil ediyor, çünkü hem Aslan hem Boğa burcu hem parayı hem estetiği hem güzelliği ve ilişkileri temsil ediyor. Şimdi Uranüs olduğu için içinde ilişkilerde ani yön değişikliklerine hazır olun. 10 derece sabit grup uçlar etki alır buradan. İlişkilerde yenilikler, aynı zamanda da şunu da belirtin, çok da yaratıcı bir açıdır. Yenilikler açısıdır. Hemen hani, olumsuz anlamayın. Önemli konularda da bazı yeni fikirler, gelişmeler hem ilişkileriniz için hem maddi kaynaklarınızla ilgili de yenilikler getirebilir bu arada. Yani siz enerjiyi nasıl yönlendirirsiniz aslında o şekilde çalışıyor. Şimdi Venüs sevgiyle de alakalı, güzellikle, estetikle de ilgili olduğu için. Uranüs ise Boğa burcunda genellikle maddi kaynaklar, maddi manevi farklı ve yeni yollarını bulmakla ilgilidir. Dolayısıyla burada demek ki para piyasalarını da baz almalıyız. İşte dövizle ilgili konular, işte bankalar, borsa gibi hani para piyasalarıyla ilgili de böyle sürpriz gelişmeler, ani değişimler bekleyebiliriz. Ve burada şimdi sabitlik ve ikisi de hani Aslan Boğa, ikisi de iddialı burçlar. Burada kişiye özgüven verir ve risk aldırır. Bir takım, yani bir miktar risk almak okey, evet, ama burada aşırılık getirebilir. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle harcamalar konusunda, yine ilişkilerle ilgili arkadaşlar, aşırı risk almaktan biraz sakının. Çünkü Uranüs olduğu zaman konu nereden nereye gelir hiç belli olmaz. Sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. Dolayısıyla özellikle parayla ilgili alanlara daha bir dikkatli yaklaşıp, özellikle haftanın bu ilk 3 günü diyorum ki, açı salı günü kesinleşiyor. Fakat şimdi onun yanında güzel haber şu. Güneş'in Plüton'la uyumlu açısı var. Toprak üçgeni gerçekleşiyor. Toprak üçgenleri de güven verir, sağlamlık verir ve böyle derinde kalmış bazı, Plüton olduğu için işin içinde, bazı konuları daha böyle görünür hale getirecektir. Arkamıza daha sağlam destekler alabiliriz. Bunlar hayatımıza önemli ilgilendiren kişilerle ilgili, işte görüşme, toplantı, parayla ilgili konular, İş hayatımız, özel ilişkilerimiz. Burada kim etki alacak arkadaşlar? Toprak gruplarının yine 20 ile 25 derece arasında gezegenleri olanlar bu Güneş'in Plüton'la olan olumlu açısından destek alacak.
Mesela hayatınızdaki konuları çok emek verdiğiniz konu istediğiniz yönde değiştirebilirsiniz. İstediğiniz yönde ilerletebilirsiniz. Mesela devletle ya da bankayla işte yani ya da aile büyükleriyle ilgili bilemiyorum. Belki yaşadığınız mekanla ilgili olabilir. Önemli işler için burada güç ve destek verecektir. Gün boyu yine haftanın ilk 3 hatta perşembe günü kadar da etkili bu açıda. Evet, şimdi salı günü diğer bir açılara bakalım. Evet, genel olarak güzel fakat dediğim gibi dikkat edilmesi gereken bir gün. Çarşamba gününe geçiyorum. Ay Başak Burcu'na geçecek. Tabii bir sonraki gün yeni ay olacağı için çarşamba günü şöyle bir gün. Ayın fazı karanlık. Yani ışığı yok. Dolayısıyla Balık Burcu Dolunay ayından arta kalan konuları değerlendirme, toparlama, tamamlama diyelim. Bir düzen oluşturma diyelim zamanı. Bir de Mars'ta retro, hani geçmişte başlamış da süren ama daha hala tamamlanmamış bazı konuları da yine geliştirebilirsiniz bugün. Fakat öncesi tabii önemli, önceden başlamış konular için geçerli. Ve bugün akşam gece saatlerinde ayın güneşin günlerle biraz zorlayıcı bir açısı var. Bu biraz kadersel açı diyebiliriz. Beklediğimiz, güvendiğiniz mesela kişilerin sizi hayal kırıklığına uğratması diyelim, konuları ummadığınız yönde geliştirebilir. Biraz duygusal olarak da karamsarlık ve geçmişe dönük konularda da böyle düşünceli bir halde de olabilirsiniz. Üzülebilirsiniz. İlla fiziksel olarak bir şey olacak demiyorum. Fakat öğle saatlerinde Uranüs'te ayın harika bir açısı var. Çarşamba günü bunu değerlendirin. Tamamlanması gereken işlerde böyle bir sorun çıktı diyelim ki. Aniden bir sürpriz gelişme olur. Çat orayı açar ve önünüz açılabilir. Yani güzel bir açı. Öğle saatlerinde bütün dengeleri değiştirecek bir konuyla karşılaşabilirsiniz çarşamba günü. Perşembe günü, evet yeni ay günü artık. Başak Burcu'nda yeni ayımız bugün gerçekleşiyor. Saat 13 öğle saatlerinde. Ve saat 13.40'da gerçekleşiyor ve ondan sonra ay boşluğa giriyor ve 21.55'e kadar da Başak Burcu'nda boşlukta olacak. Ama bugün yine önemli bir gün. Çünkü hem yeni ayımız gerçekleşiyor hem de Satürn ve Güneş arasında yine o toprak üçgeni, güven, istikrar, kalıcılık aradığımız her işte bize sağlamlık verecek. Hani işlerin daha uzun vadede olması, konuların daha uzun vadede sürmesi için istenilen neticeye daha kolay gidilmesi için destek veren bir açıdır. Evet 25 derece toprak grubunda bu açıda. Tam da yeni aya da açı yapıyor Satürn'ün bu desteği. Yani çok verimli, bereketli, ektiğimizi biçeceğimiz, geçen seneden beri özellikle bazılarımız için onu parantez açıyorum. Yeni ay videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Geliştirdiğiniz konuların sonuçlarını, verimlerini alabilirsiniz. Hakikaten güzel bir yeni ay. Hasat zamanı olacak. Ve perşembe günü boyunca da evet yine bakıyorum. Bugün önemli bir açı daha var arkadaşlar. Merkür ve Jüpiter'in 90 derecelik bir açısı var. Bu da aslına bakarsanız Merkür ifade, fikir, düşünce. Jüpiter genişletiyor. Burada yanlış anlaşılmalar, yanlış konuşulmalar, gereksiz abartılı konuları ifade etmekte mesela kullanıları bu. Onlara dikkat etmemiz gerekebilir aslında. Konuşmalarımıza, duyduklarımıza, belki gereksiz böyle ifadeler, konuyu gereksiz yere büyütüp başka yerlere taşıyacak şekilde ilerletebilir. Buraya da özen göstermemiz gereken bir açı. Sabah saatleri yine harika. Plüton'a desteği var ayın. Ve Merkür ve Venüs arasında da bu gece saatlerine uyumlu bir açı var. Bu da ilişkilerimiz için düzenlemek, destek vermek adına harika bir açı arkadaşlar. Evet, Cuma gününe geçiyorum. Cuma günü ay Terazi Burcu'na geçmiş olacak. Terazi Burcu'ndaki ay ortaklıklarımız, ikili ilişkilerimiz, eş, dost, akraba ilişkilerimiz olabilir. Evliliğimiz veya hayat arkadaşımız gibi konularda biraz daha çalışır, konuşur. Bunlarla ilgili konuları gündemimize getirir ve uluslararası
arenada da hukuksal konuları, demokrasi, bürokrasi işleyişini ifade ediyor. Ve gün boyunca ayın çok temel bir açısı yok cuma günü boyunca. Fakat ayın akşam üzeri saat 6.30-7 gibi Venüs'e uygun bir açısı var. İşte burada kendimizi daha iyi hisseder, daha iyi ifade ederiz. Ağzımızın tadı, gönlümüzün hoşluğu, düşüncelerimize de bu yansır. Damak zevkimize bile yansır hatta. İlişkilerimize de yansır. Dolayısıyla akşam saatlerini böyle güzel, hoş şeyler için, ilişkilerinizi, sevdiklerinizle vakit geçirmek için de değerlendirebilirsiniz. Cumartesi günü boyunca ay saat 21'e kadar terazi burcunda ilerleyecek. Fakat saat 17.27'de boşluğa gelecek. Şimdi cumartesi günü şöyle bir gün. Özellikle gecenin ilk saatlerinde ayın Jüpiter'le böyle bir abartılı yine söz konusu bir açısı var. Bu yine ilişkilerimize yansıyabilir. Ona biraz yine bizim de dikkat etmemiz gerekecek. Ayın düğümlere güzel açısı var. Ayın Satürn'e sert bir açısı var. Öğle saatlerine biraz yıkan, karamsar, huzursuz, gereksiz şeylere kafamızı takabiliriz. Bazı konularda önümüz tıkanabilir. Görüşmelerimizi bazı kişiler tarafından engellenebiliriz mesela. Ama geçici bir etki, bunu da söylemeliyim. Saat 21'den sonra, 21 aslında 32'den sonra Akrep Burcu'na geçecek ay. Evet ve pazar gününe geçiyoruz. Pazar günü boyunca da ayımız Akrep Burcu'nda olacak. Tabii ay Akrep Burcu'nda olduğunda düşünceler, sezgiler güçlü olur. Daha derin hissederiz. Daha çok detaylandırırız. Her şeyin biraz daha derinlemesine, arka planını hatta çok merak ederiz. Böyle ve piyasalar, para, paylaşılan kaynaklar, onun dışında eş ya da eşten gelen paralar mesela, ödemelerimiz, ödeme planları, borçlar mesela yine bugün çok böyle aklımızı meşgul edebilir pazar günü olduğu için. Ve ayın açılarına baktığımda da akşam saatleri biraz huzursuz, öğle saatlerinde biraz huzursuzluk yaşatabilir. Uranüs'ün aynı bir karşıtlığı var. Dolayısıyla pazar günü aslında böyle hafif bir gergin ama genel olarak bir sonraki günün planlarını yapabileceğimiz, ödemelerimizi düzenleyebileceğimiz, eğer varsa paramız tabii, onları planlayabileceğimiz bir gün diyebilirim sevgili arkadaşlar. Allah hepimize kolaylık versin diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi bir hafta. Yani bu yeni ay verimli olacak. Evet, sağlıkla ilgili konuların altını kanı kanı çiziyor ama bence güzel olacak çünkü önemli destekleri var. Yeni ay videosunda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.